Herkese merhaba, ben Ayça Budak. IWSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çok bilgili ve çok yönlü bir şarap tutkunu olan ve bu tutkusunu çevirmenlik ve yazarlık gibi alanlara da taşıyan sevgili Göknur Gündoğan. Göknur merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim Ayçiciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok mersi. Şimdi tabii ki öncelikle seni tanıyarak başlayalım. Göknur Gündoğan kimdir? Evet, bu böyle insana bu soru sorulunca biraz şey oluyor, tuhaf oluyor değil mi kendini anlatmak? O zaman İzmir'den başlayayım. İzmir Bornova'da doğdum. Hep söylüyorum bunu. İzmirli olanlar böyle biraz gururla söylerler ya. Böyle minik bahçeli bir Bornova evinde geçti benim çocukluğum. Anneannemin eviydi ve anneannem, işte dedem, bütün büyük babalar falan onlar öğretmenlerdi. Bu yüzden biraz şanslı görüyorum kendimi. Şöyle diyebilirim, mesela bizim zamanımızda bol bol sokakta oynardık, evin bahçesinde oynardık. Her Allah'ın günü arkadaşlarımızı çağırırdık ve çok eğlenirdik açıkçası. Biraz sokak çocuğuydum diyebilirim yani. Hava güzel, insanlar güzel, güzeldir ya işte İzmir. Öyle Evet, bir şey. ya çocukluğumuz gerçekten güzeldi. Haklısın, güzel bir yere değindin. Şimdi mesela ben hiç eve girmezdim akşama kadar. Çok net hatırlıyorum. Eminim sen de öyleydin. Şimdi kızımı korkuyorum kapı önünde bile benim gözetimim altında olmadan tutmaktan, ama neyse, yani başka meşgaleleri var. Zaten çocukların deyip yuvarlayalım konuyu. Evet. Bayağı keyif, yani oradan aldığımız keyif hakikaten insan olarak da bizim ruhumuzu biraz şekillendirdiğini düşünüyorum. Zaten ileride de mutlaka konusu geçecektir. Aile olarak şeye önem veriyorum, onu söylemek isterim. Hepsi köy enstitüsü mezunuydu. Ya. Birazcık bu toprak, evet, merakı, işte köy merakı, doğa merakı belki de onların aşıladığı bir şey. İdealist insanlardı. Dedem mesela çok çalışkandı ve toprağa aşıktı. Böyle sabah çıkardı 6'da, gece işte çok geç dediğim yani 6'da 7'de eve dönüp hemen bahçenin başına geçip çok güzel bir bahçe yaratmıştı mesela. Ayvalık'taydı onun bahçesi. Onu hatırlıyorum. Onları izleyerek büyüdük ya Ayça. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Yani evet, dediğin gibi aile kısmı hakikaten önemli. Bir de seninki nadir. Hani köy enstitüsü Evet. mezunu bir anne babaya sahip olmak inanılmaz. Evet, dedeler daha doğrusu Pardon, annemler. özür dilerim. Evet. Peki sen hangi okullarda okudun? Ya benim şimdi Frankofon geçmişim var. Bayağı bir Frankofon ama ailede kimse Frankofon değildi. Tabii bu biraz şey, Kalimero oluyorsun. Kalimero, siyah civciv. Çünkü herkes bambaşka bir kültürden, işte Anadolu Lisesi mezunu falan. Fakat dedim ya, benim biraz aklım havadaydı. Sürekli oyun oynayayım, işte hep bir hayaller, gruplar kuralım, bir şeyler yapalım. Kesinlikle herkes ailede öğretmen olmasına rağmen beni böyle masa başına oturtup test çözdüremiyorlardı. En büyük sıkıntı buydu. Tam bir havai çocuk. Niye dersen anlamsız geliyordu. Bilmiyorum, belki sen de gözlemliyorsundur şimdi kızınla. Böyle test çözmek, şıkların ortasında olmak ve böyle nefret ettiğimi hatırlıyorum ve şey, şikayet ediyordum sürekli. Hele böyle o çocukların birbiriyle yarıştırma hali bizim dönemimizde çok yoğundu. Ay Yani evet ya. işte o kadar puan almış falan. Neyse, ne oldu? Tabii ben Bornova Anadolu Lisesi'ne giremedim. Bizim bütün ailenin dayı, baba, anne hepsi oradan mezun. Büyük bir fiyasko oldu. Vay efendim, Göknur nasıl giremez bala? İşte maddi zorluklar var öte yandan. Yani öğretmen memur ailesi sonuçta bunlar. Böyle aşırı varlıklı bir aile durumu da yok. Ne olacak? Özel okulu kazanırsa nasıl okutulacak orada vesaire. Bir sürü ekonomik parametre vardı sonuçta. Fakat anneannem Nermin Dökmeoğlu'nun üstün çabaları sonucunda bir şekilde ben San Josef'e kapağı attım. Süper. Ortaokulda. Yedekten ama o da yani. Zorlaya. Böyle zorlaya zorlaya. Ve şey, çok sevdim fakat okulu. Çünkü çok keyifliydi, çok farklıydı ve burs aldım. Orta birinci sınıftan itibaren burslu okudum. Zorlandık tabii, ilk yıllarda öyle kolay değil. Hep söylerler aman Fransızca çok zordur falan diye, ama tabii o zaman 8 yıllık sistem vardı. Şimdi 4-4-4 böldüler ama 11 yaşında giriyorsun. İşte bilirler İngilizce, Almanca öğrenenler de. Biz bitirdiğimizde liseyi, o dönemki çocuklar aslında şeyi hatırlıyorum ya, mesela işte Jean-Jacques Rousseau'yu tartışacak, efendim bir Chateaubriand metnini analiz edebilecek seviyede bir şeye sahiptik, altyapı, dil bilgisine. Şimdi öyle değil, yani konuşuyorlar elbette ama o kadar derine inecek zaman kalmıyor. Bir de şey diyeceğim, biraz övmek gibi olmasın ama benim ruh halime sahip çocuklar için buralar biraz şey gibi, cennet gibi alanlar. Neden? Bir sürü
İşte bilim kulübü vardı, sanat, edebiyat, dans, felsefe. Yani 50 tane böyle farklı alanda çocukların ilgisini çekebilecek şeyler sunuyorlardı. O da çok iyi geliyordu yani bizim tipte çocuklara. Tabii. Bu liseydi yani. Sonra işte lisede, pardon, İstanbul'a taşındık. Saint-Michel'e geçtim, yine başka bir Fransız okulu. Orada da çok yine keyifli bitirdik. Liseden sonra da işte ben şey istiyordum. O zamanlar yeni açılmıştı Sabancı Üniversitesi. Şimdi de hani çok güzel işler başarıyorlar. Evet. Çok keyifle izliyoruz. Fakat orası da özel. Kaderin cilvesi. Yani burslu kazanmam gerekiyor sonuçta. Ve ben maalesef böyle 2 puan gibi çok ufak bir puanla kaçırdım orayı. Çok da üzüldüm. Görsel iletişim tasarımı okumak istiyordum. Bir şekilde şeye gittim sonra. Yani niye dedi? Yani orayı kazandın, niye İstanbul'da okumuyorsun, Sabancı'da okumuyorsun dediler. Ama Fransa şöyle bir şey uyguluyordu. Hala da uygular. Giden her öğrenciye, ister Arap olsun, ister Türk olsun, belli bir oranda sana yaşam desteği veriyor. Yani ev kiranın mesela yarısını ödüyor Fransa. Sosyal devlet olmanın gereği. Tabii. Tabii bir hesapladık annemle. Ya benim İstanbul'da herhangi bir üniversitede ya da iyi bir özel üniversitede okumamdan yarı fiyatına geliyor Fransa'da okumak. Yani o dönemlerde tabii euro bu kadar yüksek değil. Parantez. Kapa parantez diyelim. Buna tercih ettim. Paris'te benim işim olmazdı. Niye? Yani hiç Sorbon falan yazmadım. Çünkü deniz. Acayip. Ege çocuğu, Akdeniz çocuğu. Yani ben deniz olmayan yerlerde çok sevmiyorum. Hep güneyden seçim yaptım ve Montpellier'e gittim. Orada da İşte üniversitede okuduğum benim iletişim medya aslında. Neden dersen, biz tabii 80'ler Özal gençliği kafasıyız. İşte daha çok hani nereden acaba yırtarım, nasıl bir geniş skalaya hitap edebileceğim bir mesleği yapalım falan diye mecbur iletişim medya seçtim. Ama bir yandan da kalbimde şey var, gösteri sanatları, sinema okumak. Ama şey diyorlar, iş bulamazsın Göktürk işte. Canım okuyacaksın, sinemada ne olacak vesaire gibi şeyler var. Biz dedik eşeğimizi sağlam kızlığa bağlayalım. ve sonunda işte iletişim medya. Fakat güzel bir şey oldu. Orada rektörlük not ortalamasına göre çift anadal yapabilirsiniz izni verdi şeylere, öğrencilere. Hop ben not ortalaması bir şekilde tutturdum ve şey de aldım. Çift anadal olarak sinema ve gösteri sanatlarına da yazıldım. İşte lisans, yüksek lisans falan hepsi Montpellier'de, Güney Fransa'da yani. Orada okuduk. Ha, bu arada şeyi söyleyeceğim. Çok çalışmayı orada, geçen gün sizin Sabiha ile podcast'i dinliyordum da çok önemli diyordu ya, staj vesaire. Evet. Hakikaten öğrenciyken yapılan böyle işte, orada mesela Türk kebapçısında çalıştım. Efendim, evet bayağı böyle kebap, o otomatik şey aletleriyle kebap kesiyorduk. Mesela eve dönüyorsun leş gibi döner kokuyorsun falan. Böyle şeyler, fuar kongre organizasyonları, işte gazete dağıtımı, efendim tamam daha nitelikli diyebileceğimiz çevirmenlik vesaire gibi irili ufaklı pek çok işte çalışmaya gayret ettim. Çok şey öğrendim ve çok keyifliydi o işte stajlar, farklı alanlarda böyle işler falan. Ardından da işte master bittikten sonra bir şekilde kendimi kültür yönetimi doktorası yaparken buldum. O da yine Türkiye ile Fransa arasında bir anlaşma vardı. Kotütel anlaşması. 2 üniversite seçiyorsun kendine. Fransa'da ve Türkiye'de. Ortak tek bir tez yazıyorsun ve bu yapı üzerinden 2 üniversiteden de doktor unvanı alıyorsun ama tek bir tez savunuyorsun. Hmm. Ben de kültür yönetimi, yani culture management dediğimiz şey üzerine doktora yaptım. Ve yani çok sağ olsunlar. Hani ismini ben üniversite olduğu için almakta bir şey görmüyorum. Umarım hani uygundur. Hem Montpellier Üniversitesi hem de İstanbul Bilgi Üniversitesi ve o dönemdeki rektörümüz çok değerli Aydın Uğur Hocam test projesine çok inandı ve sevdiği için burs verdi. Tam burs verdi Bilgi. Yoksa tabii öyle özel üniversiteler de doktora falan çok ciddi şeyler. Özellikle böyle altını çizip söylüyorum. Çok değerli bir akademik şeyimiz vardı. Nasıl diyeyim? Hocalarımız vardı. İyi şeyleri. Böyle işte. Yani normalde iletişim medya üzerinden yürüyen bir hayat hikayesi. Kültür üzerinden yürüyen. Ta ki şaraba gelene kadar. Evet ya, ama şeye baktığımda mesela sen böyle anlatırken, şimdi yaptığın işlerin bir kısmını biliyorum, bir kısmını da belki bilmiyorumdur. Hep böyle aslında o zamanlar yaptığı işlerin yansıması ya da devamı gibi geldi. İşte Frankofon bir okula girmenle işte şu anda La Salle Vakfı'nın kurumsal ilişkilerini yürütüyorsun. Gene Frankofon dünyayla ilişkilerin yoğun. Ne bileyim, Montpellier'e gitmişsin, Montpellier'de okumuşsun. Orada çok önemli bir şarap okulu var, önoloji okulu var. Belki de ruhuna orada girdi şarap diye düşündüm. İşte
Sizin o zamanki Fransızca eğitiminin çok derin olması nedeniyle hani kitapları çevirebilecek, okuduğun kitabı rahat anlayabilecek boyutta Fransızca almanın bugünkü işte çevirmenlik şeyiyle ilintisi olduğu, ne bileyim işte, ve bunları gerçi sana anlattıracağım ama şimdi sen anlatırken aklımda böyle şeylerini kurduğum için. Ondan sonra işte hani sinemacı olmak istemek ve benzerinin işte sonradan film festivalinde çalışmanla ya da başka projelerinle alakası olduğu gibi bir bağ kurdum ama bilmiyorum doğru mu yaptım? Öyle yani, öyle çok, evet çok farklı şeyler buradan. Evet, festival mesela, işte sinema, bu festivalle ilgili bile aslında buradan geçip bağcılığa ve şarapçılığa nasıl bağlanır bir insan dediğimde, sen biraz sohbet ederken aklıma geliyor, aslında bir mantığı var dediğin gibi. Şimdi biraz belki onlardan mı bahsetmek lazım Evet. yani? Seni şimdi tanıyanlar üç aşağı beş yukarı biliyorlardır hani senin böyle dokunduğun, çalıştığın alanları. Ya yani o zamanki çok gönüllülüğünü sen bugüne de taşımışsın. Ben öyle hissettim. Şimdi bir ana işin var dediğim gibi, biraz belki ondan bahsedebilirsin. Onun dışında bir sürü faaliyet alanın var. Bir de geçmişte yaptıkların var. Hani bunları sen kendi timeline'ın içinde arzu ettiğini anlat bize. Yani ana, evet ana iş derken şöyle diyebiliriz. Bir tane insanların ihtiyaç duyduğu, benim hep çok güldüğüm beyaz yakalı ünvan ihtiyacı diye bir şey var ya Türkiye'de. Nesin kızım sen, ya da nesin hanımefendi sen diye böyle sorarlar. Evet, beyaz yakalı ünvan olarak baktığında işte kurumsal iletişim direktörüyüm ve biraz önce de ismini andığın La Salle Eğitim Vakfı'nın Türkiye'deki Fransız eğitim kurumları için ben uzun süredir bu işi yürütüyorum. Hala da kısmen yürütüyorum ama çok daha nasıl diyeyim, sorumluluklarımı hafiflettim. Çünkü başka işler yapmak istiyordum. Yani işte 3 okul bendeyken şimdi bir okul benim sorumluluğumda gibi gibi. Hangisi? Saint-Michel Lisesi. Kendi okuduğum lise. Yani onunla gönül kopmadığı için, Süper. kopamadığı için şey yapamadım yani. Çok da seviyorum yaptığınız işleri orada. Ama özünde yahu hanım sen ne işsin diyenlere ben sadece şu cümleyi söylüyorum. Ben bir hikaye anlatıcısı ve aktarıcısıyım diyorum. Benim en sevdiğim, yapabildiğime inandığım iş bu. Ya o da nedir diye soruyorlar tabii. Aslında bu Tabii. senin mesela yan işler dediğin kısım. Yani işte yazmak, çevirmenlik yapmak, işte Fransa'da kurduğum minik bir danışmanlık ve tasarım şirketi var, Pantagruel. Onun çerçevesinde hem yabancı hem de Türk dostlara işte üzümlerin, şarapların hikayelerini anlatmak, atölyeler organize etmek ve mesela bu hikayelerle örtüşen tasarımlar yaratan yetenekli insanlarla çalışmak. Bu hikayeleri belki anlatmak için o sevimli üzüm karakterlerimizi yaratmak. İşte Emir, Kali, evet gösterdiğin gibi Narince, Kalecik Karası gibi bu ürünleri tasarlamak gibi gibi. Ve ben son 3-4 yıldır bu beyaz yakalı işimi biraz hafifletip kendimi daha çok yazmaya, şarap ve kültür işlerimle ilgilenebileceğim bir alan yaratmaya yönlendirdim. Çok yorucu. Çünkü insanın kafası tabii 5 parçaya bölünüyor. Ama Tabii. yaş aldıkça, hayat yolunda ilerledikçe, uygun koşullar oluşturunca tüm zamanımı asıl özüm dediğim bu işlere ayırabileceğimi ümit ediyorum. Buradan şeyi bir de söylemek istiyorum aslında. Şu festival olayına dönersek, festival neden önemli? Çünkü oradan bağlayacağım. Tamam. Şimdi yüksek lisans sırasında bir Avrupa Film Festivalleri koordinasyonu vardı. O dönem bayağı meşhurdu. Bütün işte bizim Türkiye'deki İKSV'ye bakar, işte diğer festivalleri inceler. İstanbul'da bir İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Evet. diye bir festivalimiz vardı. Şimdi gerçi biraz değişti, devam ediyor ama o yani asıl İF. Ben de 21 yaşındayım, 22 yaşındayım. Bir gün bir haber geldi, işte Türkçe konuşan, Fransızca efendim bilen, sinemayla ilgili daha önce festivallerde çalışmış bir gözlemci arıyoruz. Niye? Bir de para vereceğiz üstüne. Hani stajyere, o da çok güzel bir şey. Tamam, buyurun. Çünkü İF İstanbul'u İstanbul'a göndereceğiz sizi. Şey diyeyim, ben Fransa'da master yapıyorum o zaman. Tamam, gözleyeceksiniz, bakacaksınız ve bunun sonucunda da festival bu koordinasyonu kabul edilecek. İşte efendim yaptığı etkinlikler değerlendirilecek. Şimdi Pelin Turgut ve Serra Cilif. Ben bu isimlerini sevgiyle özlemle anmak istiyorum. İki tane kadın direktör bunlar o zaman festivalin direktörleri, yaratıcıları ve hiçbir devlet, kamu kurumu, vakıf desteği falan olmaksızın inanılmaz yenilikçi bir festival yaratıyorlar İstanbul'da ve Avrupa'daki kültür mercileri bu girişimi büyük bir takdir ve merakla izlemeye başlıyor. Ve şey yolluyorlar, işte benim gibi birini bulup stajyer yolluyorlar. Ve ilk SSK'lı işime de ben İF İstanbul'da girdim. Çok önemlidir bu SSK'lı iş.
Evet, şeyin var mı? Emekliliğin var mı? Anne, şey de tabii, evet, kızım sigortalı mısın? Evet, artık sigortalıyım diye. İF İstanbul'da önce gözlemci oldum, sonra işte Pelin ve Serra ile çalışırken bana iş teklif ettiler bu gözlemin sonunda. Ve bir şekilde ben izin alıp Fransa'daki yüksek lisans hocalarımla aslında çalışmaya başladım 22 yaşında. Sadece sınavlara gidiyordum Fransa'ya. İstanbul'a geldim, yerleştim ve işte 3 yılın sonunda o festivalde genel koordinatörlük görevini verdiler bana. Çok da mutlu oldum tabii. Bizim o dönem espri mahiyetinde hep söylediğimiz bir söz vardı. Ömrünü bir festival tadında yaşa. Ki bu şimdi çok klişe tabii, yani herkes söylüyor ama bu ne demek? Şimdi festivale baktığında bu festival bir bütün. Mutluluk türü gibi bir şey Ayça. Çok farklı etkinliği bir araya getiriyorsun. Ve rutini tam anlamıyla kıran bir zaman aralığı yaratıyorsun insanlar için. Ve nasıl anlatsam sana, işin başındaki kişiler için aslında mesela çok iyi bir restoranı yönetmek de bana festival işi gibi geliyor. Büyük bir keyif ve tatmin veriyor. Festivale gelip gün boyu insanlar işte önce film izliyorlar, atölyelere katılıyorlar, efendim bir yönetmenle sohbet ediyorlar. Ve akşam çıkışta biz insanların tek tek yüzüne bakıyorduk. Aynı sizin de yaptığınız gibi işte. Mesela atölyelerden sonra ya da bir yemekten sonra. Ve ne biliyor musun tatmin? İnsanların yüzüne yerleşen içten gülümseme. O sahici gülümsemeyi, evet, yakalayabilmek dünyanın en büyük ödülü. Ya benim için ve bizim gibi düşünen insanlar için. Ve yaptığın işten mutlu olmayı, işini sevmeyi, bir işe yaradığını hissetmeyi ben festival yıllarında öğrendim. Yani festival tadında yaşamak sözü süper klişe şimdi. Bir sürü reklamda da kullanıldı ama bundan 20 sene önce bambaşka bir anlam taşıyordu. İşte o zamandan beri ben de becerebildiğim ölçüde rutini kırmayı bu nedenle çok seviyorum. Yani rutini kıracak işler yapmaya çalışalım. Farklı olsun, insanların o yüzünde gülümseme olsun gibi gibi. O yüzden biraz bu festival şeyini uzattım diyebilirim şimdi anlatırken. Şimdi düşününce hakikaten o zaman İvsa'da gerçekten festival gibi bizim Evet, yani. evet. Kesinlikle İrsa'da ya, o kadar çok yönlü ki etkinlikleriyle, işte atölyeler bir yandan, işte tadım farklı bir şey, podcastler, belki listeler, Spotify listeleri, yani bir sürü şeyi bir araya getiriyorsun ve çok güzel. Çünkü her birinin bir şeyi tamamlıyor. Puzzle gibi yani. Boşluk bırakmıyorsun. Festival o yüzden ilginç bir kavram. Evet, gerçekten başka bir kapı açtın şimdi sen festival deyince. Peki senin bir de aslında yazarlık tarafın da var. Hani bu kadar işin arasında bir de yazarlık tarafın da var. Benim bildiğim bir kitabım var ama hani çeviri kitapların hariç söylüyorum, kendi yazdım. Belki başkaları da vardır. Ben aradaki yedi farkı biliyorum. Kitabın adı Aradaki Yedi Fark bu arada. Hani konuşurken yanlış anlaşılabilir. Ne anlatıyor bu Aradaki Yedi Fark? Aradaki Yedi Fark ilk öykü kitabım benim. Dediğin gibi yani çevirilerin haricinde. Aradaki Yedi Fark bir oyun. Bu gazetelerde rastlarız ya işte. Aradaki Yedi Farkı bulun. İşte solda bir şeyler yoktur, sağda vardır vesaire gibi. Bu öykü kitabı aslında böyle bakıp da görmezden geldiğimiz ilişki biçimlerini, insanları ve ihmal ettiğimiz duyularımızı anlatıyor. Duyu derken biraz açmak gerekebilir. Mesela fazla abarttığımız görme duyumuzun yanında işte çoğunlukla es geçtiğimiz dokunmayı veya koklamayı anlatıyor. Yani onların çevresinde yapılan şeyleri. Bir ilk kitap. Ben hep şey diyorum, büyükler için resimli, fotoğraflı bir öykü kitabı gibi. Büyüklere özel resimli öykü kitabı. Fotoğraflardaki farklar üzerinden yürüyen ilişkiler, öyküler var. O yüzden fotoğraflar var. Ve böyle birbirine ince ipliklerle bağlanıyorlar. Oyunlarla, detaylarla. Yani mesela bir öykü, 21 tane öykü var içinde. Mesela bir öykü okurken bir kız işte bir buzdolabını sattığından bahsediyor mesela. Hop, siz onu 18. öyküde aslında o adamın bilmem ne buzdolabı olduğunu fark edip o buzdolabını tamir eden bilmem kimin bilmem ne olduğunu, böyle bir sürü oyun kurgulanmış durumda içinde kitabın. Öyle eğlenceli bir kitap. Yani sevdiğim ilk kitap şeyleriyle, böyle hep hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla deriz biz. Şimdi bu sonbaharda da ilk romanımı tamamladım. Evet. Onu sosyal medyadan ismini görmüşsündür. Bazen böyle küçük şeyler paylaşıyorum. Asil Küf ismi romanın. Kaçırmışım ya. Aa, Ama daha çıkmadı. Yok yani, şu anda zaten biraz editing vesaire son şeyleri yapıyorum, kontrolleri. Bu da gastronomik bir roman mı desek, ne desek? Yani böyle bir şey,
Evet, yani bir deneme aslında. Mesela karakterler Asma'nın yaşam döngüsünü izliyorlar. İşte kahramanlardan biri Asrın var, benim çok ilginç bir karakter. İşte sevgilisi olan adamları mesela şaraplık üzümlere benzetiyor sürekli. Ve onlardan kafasında böyle blendler yaratıyor. İçinde çokça şarap aşkı olan bir kitap. Ama elbette sadece şaraba dair değil. Fakat böyle alttaki fon sürekli o bağların, asmanın ve şarap aşkının bulunduğu bir şey. İşte yakında yayına bir kesinleşip yayınlanmasını bekliyorum. Şimdi o Evet. aşamadayız Asil Küf için. Biz de dört gözle bekliyoruz aynen o zaman. Şarapla ilişki tam olarak nasıl başladı? Garip aslında. Benim şarapla ilişkim farkında olmadan varmış diyorum ben. Tabii sadece potansiyel olarak ama yani. Meğerse içimdeki canavarın uyanmasını bekliyormuş. O canavar da böyle yaklaşık 27-28 yaşlarında bana şunu dedi. Yahu dedi, sen ne biçim bir insansın? Sersem gibi bir şeysin. Fransa'da bu işin böyle menbaında yaşadığın, işte gidiyorsun oradasın sık sık, işte sanatı, film, edebiyat vesaire, bunları çok seviyorsun, ilgileniyorsun da adam gibi bir şey içmeye geldiğinde senin içki, yemek kültürün, bizim Fransa'da böyle épicerie de nuit dediğimiz gece bakkalları vardır Ayça. Ya da Evet. işte aynen, ya da böyle basit süpermarketler. Gidip orada aldığın hani vasat kalite, harcı alem şaraplardan ibaret. Ve hakikaten de öyleydi. Yani tamam, öğrenciydik, paramız yoktu vesaire. 2-3 euroluk, 4 euroluk şarapların peşindeydik. Ki hatta frank vardı o zaman. Euro'ya bile Değil mi? Evet geçmemişim. ya. Yaşımız ortaya çıkıyor. İşte şey, ya onların peşindeydik ve böyle 30'lu yaşlara gelince insan bazı konulara daha farklı yaklaşmaya başlıyormuş. Böyle benim gençliğimden beri içli dışlı olduğum bu kültür meseleleri, işte edebi kültür, yeme içme kültürü dışında bir de tarım kültürü vardı, boyutu vardı. Çocuklukta bahsettik ya biraz önce, işte o köye sütülü dedeler, toprakla ilişkileri falan. Ve ben şarabın ve asmanın, bu yeme içme kültürünün de ötesinde benim toprakla çok uzun süredir kopmuş olan bağımı kurabileceğine inandım. Yani o toprak kültürü dediğimiz. O yok çünkü. Biz aşırı böyle, nasıl diyeyim, zihinsel kültür ürünleriyle uğraşmışız ama bırakmışız. Yani bir bitki nasıl, efendim bir fide nasıl dikilir, ekim nasıl olur, bunları hiç bilmiyoruz. Ve şeyi bile bilmiyoruz ya, yani yaşam döngüsünü bir bitkinin. Hakikaten yok. Çünkü eğitmiyorlar. Mesela biz şimdi bu yeni lise projelerinde sürekli çocuklara permakültür çalıştırtıyoruz. Yani domates ekiyorlar efendim, patates şey yapıyorlar, yetiştiriyorlar, permakültür alanları var. Bunun olması lazım. Yani bir insanın hakikaten o tek başına bir doğada bir şey yetiştirebilme bilgisini alması lazım. Neyse, uzun lafın kısası, ben şarapta bunu da buldum. Yani bu kopmuş olan toprak bağımı bağlar bana sağlayabilir diye düşünmeye başladım ve üniversite düvene başvururken, gittiğim işte şarap üniversitesine başvururken de dosyamda bunu yazdım. Yani şarap öyle harikulade bir ürün ki, insanla insan, insanla tarih, efendim insanla kültür, toprakla insan, bitkiyle toprak, bitkiyle hayvan ve böyle türetebileceğimiz belki onlarca şeyin arasında bir bağ kuruyor. O yüzden diyorlar işte şarap şişelenmiş sanattır, aşktır diye. Şey diyorum ben hep, çok disiplinli akademik yaklaşımdan mı bahsediyorsunuz? Şaraba bakın diyorum ben bazen. Yani Doğru. o, yani şarapla böyle tanıştım, böyle 30 yaşlara yaklaşınca. Böyle Sonra bir... tabii ki eğitimler aldın ama hem burada aldığın eğitimler var benim bildiğim kadarıyla hem de sonra Fransa'da aldığın bayağı kapsamlı eğitimler de var, değil mi? Evet, her şey senin başının altından çıktı sevgili Ayça Hocam. Yani senin katkın hakikaten çok büyük. İlk bu şaraba merak saldığında şey oldu. Ya Fransa'da böyle küçük atölyelere gidiyorum ama basit, işte kokluyoruz vesaire, böyle minik minik şeyler. Sonra Güney Fransa, ilk eğitim Güney Fransa terörüne özgün bir program geliştirmişlerdi. Hala da devam ediyor. Master Level Sud de France diye. Tamamen işte Languedoc-Roussillon bölgesinin kendi birazcık da bu yenilenen bağcılığını anlatmak için yarattığı ilginç bir program. Ona devam ettim. İşte geçtim sınavı, Güney uzmanlığını aldım. Sonra Türkiye'deyken hani İLSA'ya geldim ve WSET 2 eğitimine seninle beraber devam ettim. Ve derslerin o kadar keyifliydi ki, yani böyle şey oldu. Böyle üçüncü haftadan sonra şey, bayağı bir tutkuya dönüşmeye başladı. Ben yatıyorum böyle. Ertesi gün şey diyorum, ya acaba başka ne yapabiliriz şarapla ilgili?
İşte mesela sen şeyleri anlatıyorsun. Ne bileyim Almanya'nın işte Alman şaraplarını anlatıyorsun. İşte Rengo, Mosel bölgesinden falan. Vay be acaba oralarda neler oluyor? Yani böyle bir şey içine çekmeye başladı. O yüzden hakikaten emeklerin için çok çok sağ ol. Ay, çok ne güzel, kıymetli. Ne güzel. İşte derinleştirmek lazım. Ya Türkiye'de devam edeceğiz ya işte biraz araştırmaya başlayınca Rom bölgesinde 1900 Güney Fransa'da 1978 yılında kurulmuş Üniversite Düven, yani Wine University, Şarap Üniversitesi diye çevirebiliriz. Bir okul var böyle eski bir şatonun içerisinde. Çevresi komple bağ böyle. 750 kişilik küçücük bir köy, Süzlarus diye. Burada farklı bölümler var. Yani işte önoloji, işte efendim önoturizm var, işte bir sürü farklı işte kalitatif şeyler üzerine bir de şarap danışmanlığı, daha doğrusu şarap uzmanlığı ve sommelierlik diye bir bölüm var. 30 kişi kabul ediyorlar bütün dünyadan. Program dili Fransızca ama. Oraya başvurdum, kabul oldum, çok sevindim tabii. Biz kaç işte 30 kişiydik, toplamda da üniversitede 300 kişi eğitim alıyor. 750 kişilik bir köyde ben bir yıl geçirdim. Ücretsiz izin aldım bayağı böyle. Bütün biriktirdiğim şey birikimlerini yatırdım. Hani şeye yükleriz derler ya, kediye mi şey yaptık derler. Evet, bütün evet. Birikimleri. Çünkü yani orada bir küçük çek kiralıyorsunuz. Köy evi kalıyorsunuz vesaire. İşte 4-5 ay teorik eğitim çok yoğun sürüyor. Sonra staj yapıyorsunuz. Üzerine bir de tez istiyorlar. Yaklaşık bir yıla yayılan bir eğitim. Çok güzel böyle şeydi. Yani ortam o kadar keyifli ki. Nasıl teorik şeyden farkı var? Bağlardasınız. Gidiyorsunuz üreticiyle tanışıyorsunuz. Adam diyor ki hadi hafta sonu gel bakalım bilmem ne yapalım birlikte diyor. Ondan sonra gidip işte hocayla budama yapmaya çalışıyorsunuz. Hop aman parmağı kesme bilmem ne. İşte sabah 6'da evet uyanıyorsunuz. Mart ayında böyle bir bakıyorsunuz bağlara. Bütün böyle o budanan yerlerden şeyler, gözyaşları akıyor asmaların. Evet. Yani hayatında en güzel ve gurur verici deneyimdi. Çok rahat derim orada geçirdiğim zaman. Ben dönem birincisi olduğum için orada kendi şeyimde, bölümümde. Bir de üniversitenin dünyadaki kültür elçisi seçtiler. 10 kişi seçtiler böyle şeyden. O da çok şey, yani hoş, gurur verici bir olaydı. Öyle yani en son eğitimim ama tabii devam ediyor yani. Eğitim hiçbir zaman bitmez. Şeyi de söylüyorum hep, bizim mesela o üniversitede eksik bulduğum ne vardı? Evet, toprak bağı, şey Fransa derinine indik, Avrupa bağları falan. Ama mesela bizim oradaki eğitimleri şu anda daha da geliştiriyorlar. Daha böyle, daha yeni dünya şarapları vesaire. Mesela o konuları şey diyorum hep arkadaşlarıma, WSIT'nin ileri seviyelerinde daha şey işliyorsunuz, detaylı işliyorsunuz. Mesela onu tamamlamak gerekiyor çünkü... Hani her programın güçlü ve şey zayıf yanları vardır ya. Bizim oradaki güçlü yan çok pratik ve birebir toprakla, üreticiyle ve evet, şeyle iç içe olmasıydı. Böyle bir eğitim en son. İşte sonra da yavaş yavaş atölyeler vesaire. Onlarla hala çalışmaya devam ediyorum zaten şeyle, Üniversite Düven'le. Evet, evet, şey görüyorum bazen çok güzel şeyler yapıyorsun. Onu da soracağım şimdi. Çevirmenliği konuşmayı unuttuk. Bir tane çeviri kitabın var. Kim Korkar Şaraptan. Onun içeriğini anlatır mısın bize birazcık? Evet. Şimdi burada biraz eğleneceğiz bence. Şey, Kim Korkar Şaraptan eğlenceli bir şarap genel kültürü kitabı. Güzel bilgiler. Hatta hatırlarsın belki ilk elimize aldığımız, getirmiştim, birlikte konuşmuştuk. Aa ilginç olur mu hocam, sen de şey demiştin, ha, yüreklendirmiştin, bence çok faydalı olur, çevirelim falan diye. Bu kitabın iddiası şu: şarap herkes için vardır. Bugüne kadar Fransızca orijinalinden 20'den fazla dile çevrilmiş ve İngilizcesi dahil hemen hemen tüm versiyonları böyle 2 yıl falan boyunca Amazon listelerinde hep en çok satanlar listesinde başta kalmış. Yazarı Ophelia Newman. Fransa'da Miss Gluglu diye tanınıyor. Böyle çok renkli ve şarap dünyasında etkin bir kadın yazar. Aynı zamanda Le Monde gazetesi vardır, meşhur Fransızların. Onun şarap ekinde de çok büyük emekleri var Ophelia'nın. Bizim burada Kuzguncuk'ta Nail Kitabevimiz var. Yürekten bağlı olduğumuz, çok Ay, sevdiğimiz. Ay çok güzel orası ya. Evet evet, yani çok zevkli döşenmiş. Erhan Bey'le eşi Seher Hanım çok özeniyorlar. Ekip inanılmaz tatlı. Erhan Bey'e gidip ben eseri gösterdim. Çok içeriğini çok sevdi ve potansiyeline inandı. Ya dedi tamam çevirin, basalım da bunu. Çünkü şey bir kitap yani, işte hardcover, kalın kapak, maliyetli de bir şey. Herkes öyle gözünü karartıp girmiyor her yayın evi. Ve haşetten haklarını alırken
böyle eserin Türkiye'de daha çok benimsenmesi için o zaman şeyi de analım burada. Sevgili Murat Mumcuoğlu'nu, Ayhan Tabii ki. Güle, evet, Ayhan Güle'ni. İki bu çok sevdiğim arkadaşım, biri ağabeyim. Haklarını alıp çevirdikten sonra onlara da gönderdim ve dedim ki yani bunu biraz daha Türkçe'ye biz adapte edelim, neler yapabiliriz falan. Onlar da sağ olsunlar benimle düşüncelerini paylaştılar. Ya hani Türkiye'den şu üzümleri şöyle entegre edebiliriz diye. Haşet bize izin verdi. Dedi ki tamam, sizin yerli şarap severler de kendilerini daha rahat bulabilsinler. Yerli ürünleri, üzümleri ekleyebilirsiniz. Ve hatta sevgili Murat Yankı'nın hazırladığı Türkiye şarapları haritasını da eklettik biz içine. Evet. Çünkü yoktu maalesef. Aha. Yani kendimizi maalesef. Biz şey yapamıyoruz ya pek. Yani inşallah daha iyi olacak her gün daha fazla ama tüm önerileri kabul ettiler ve biz de işte şarap meraklılarının gönlüne hitap edebilen böyle bir çalışma çıktı ortaya. Ben kim korkar şaraptan sorusunun ve bu ismin aslında kitabın duruşunu çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü şarap hala Avrupa'da da ve özellikle bizim ülkemizde de böyle çok snob, üstten bakan bir yaklaşımla irdeleniyor. Hala bu böyle bir alt damar var. Ve insanlar hakikaten şaraptan maalesef korkuyorlar. Çok doğru. Evet, yani şunu düşündüm. Pek çok disiplinde olduğu gibi bu işte bir iktidar alanı gibi görünüyor Ayça Hocam. Hakikaten böyle iktidar alanı olarak bir savaş alanına çevirmiş durumda pek çok insan. Yani tabii şeyleri bir kenara koyuyorum ama bir zihinde gizlice dolanan soru aslında şu belki de. Ben şarap bilgimle karşımdakini nasıl ezerim? Kendi sosyoekonomik ya da kültürel üstünlüğümü nasıl ilan ederim? Yani burada eleştiriye giriyoruz artık. Bunu söylememiz lazım. Hepimiz biliyoruz aslında bunu. Ama böyle yüksek sesle söyleyip tane tane anlattığımız zaman daha sindirilebilir oluyor diyeyim. Çünkü Ayça Hocam sen de ve birçok genç şarap profesyoneli dostumuz da aslında bu saçma eski ekol anlayışını kırmak için çalışıyoruz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Hala var, değişiyor. Dediğim gibi biraz eleştirici olacak ama olsun. Mesela ülkemizde şununla hala karşılaşıyoruz biz. Fransa'da da karşılaşıyoruz bu arada. Atıyorum Almanya'da da vardır eminim. Böyle kendisini şarap gurusu ilan eden tuhaf insanlar var. Geliyor mesela tabii geliyor. Efendim şaraptan öyle herkes anlamaz. Şarabı öyle herkes içemez. İşte sen bilmezsin, bu iş bir uzman işi. Ben dünyada nereleri gezdim, neler neler tattım. İşte şu etin yanında bir Chateau Latour olacaktı ki hey falan. Yani bunu diyenler karşısında bir kadın ya da adam nasıl korkmasın? Tabii ki de, tabii ki de. Yani şey konusunda haklısın, hani bu kadar snoblaştırmanın alemi yok bir içkiyi. Tamam, evet, arkasında çok ciddi bir kültür var, çok eski bir denilecek çok şey var. Ama insanları bundan korkutarak yaptıkları şey aslında, hani bu işte Roma döneminde, antik Yunan'da filan da hep böyle şarap asillerin içkisiymiş şey var ya, sanki o geleneği sürdürmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Hani siz sefil köleler içemezsiniz. Bu sadece bizlerin içkisidir. İşte etin yanına da olacaksa dediğin gibi Latour olur, hadi bilemedin Margo olur filan gibi, böyle hani aşırı derecede snob şeyler. O yüzden söylediğin kitabın hani hizmet ettiği şey de çok çok doğru bir nokta yani. Bu kadar snoblaştırmaya gerek yok. Anlaşılabilecek bir durumu da yok. Yani mesela hani bizim öğrencilerimiz arasında doktoru da var, avukatı da var, mühendisi de var. Bir sürü insan var. Baksana dünyada eminim her şarap okulunda benzeri profilde insan vardır. Ya bu adam doktor olmuş, insan bedenini çözmüş. Niye şarabı çözemesin? Hani sen niye alıp bunu buraya taşıyorsun? Hani bu boyuta getiriyorsun. Basitleştir. Herkes öğrensin. Herkes öğrenince zaten korkulacak bir şey olmadığı anlaşılır ve insanlar daha çok yakınlaşırlar. Anlayarak içmek çünkü kıymetli bir şey. O zaman sorumlulukla da tüketiyorsun. Sadece alkol almış olmak için almıyorsun o zaman. Hani birkaç alanda faydası var. Neyse, ben böldüm, özür dilerim. Yok yok, çok kesinlikle aynı şeyleri düşünüyoruz ve çok doğru. Yani şaraptan değil, bu yaklaşımdan korkmuş, yılmış, sinmiş insanlar senelerdir. Yani mesela böyle Fransa'da da gidiyorsunuz, böyle şarap menüsü, işte kartevan şarap menüsü geliyor eline. Geriliyor insanlar. Böyle bu bak someliyeye bakıyor. Ay söylesem, buradan böyle boncuk boncuk terler akmaya başlıyor. Acaba doğruyu seçecek miyim? Yani kim korkar şaraptan, bir bakıma bu anlayışla böyle tatlı tatlı dalga geçen aslında. Ve herkesin biraz gayretle, elbette ki çalışarak, öyle hiçbir şey bedava olmuyor. Ve böyle farklı ürünleri deneyerek iyi bir şarapsever olabileceğini anlatan bir kitap.
Kesinlikle. Başlangıç kitabı olarak çok çok Tabii. şahane bir kitap. Kesinlikle. Şaraba başlamak için. Hani bunu çok basit bir kitap olduğunu anlatmak için söylemiyorum. Şarabı anlayarak öğrenmek için, dilinden sebep başlamak için çok doğru bir kitap olduğunu söylemeye çalışıyorum sadece, yanlış anlaşılmasın. Yok Peki. yok tabii. Şimdi şarap konuşmaya başlıyoruz o zaman. Daha başlamamıştık bu arada, yanlış anlaşılmasın. Burada kapatıyor insanlar. Yeter artık. Senin Fransa ile ilişkilerin çok yoğun. Hani deminden beri zaten dinledik. Ta şeyden işte okuldan başlayan Frankofonlukla beraber, sonra oraya gidip okumakla beraber, ne bileyim film festivalinin Türkiye'deki elçisi olmakla, üniversite düvenle okulun elçisi olmakla başlayan yoğun bir ilişkin var. Tabii şaraplarıyla da doğal olarak. Fransız şarap bölgelerinden hangisi favorindir ve neden? Evet, tuzak soru geldi. Böyle şey, elim titriyormuş. Aslında düşünüyorum. Tek değil, birkaç favorim var. Hepsi farklı nedenlerden. Hemen ben de kaçamak cevap vereyim. Tek değil diye. Öncelikle Burgonya elbette. Neden? Çok derine ve kadim, çok derine indiği ve böyle bir kadim felsefeyle çalıştığı için bir beyaz ve bir kırmızı üzümü böyle ince ince oya oya en mükemmel şekilde işlediği için Burgonya her zaman böyle gönül tahtımızda yeri ayrı bir bölge. Sonra Loire Vadisi. Özellikle Chenin üzümüyle yapılan böyle türlü türlü şaraplarıyla insanı kendine hayran bırakıyor bence. Çünkü mesela Chenin bir beyaz olarak yıllanabilme kapasitesi korkunç olan bir üzüm. Aynen. İşte birkaç hepimizin çok sevdiği şeyler var. İşte Cule du Seran, Savannière, Rochemouan gibi apelasyonları rekolte yılının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra hakkıyla tadabiliyorsunuz. Bir beyaz için bu harikulade bir olay bence. Çok o şönen kısmı beni çok büyülüyor. Güney Fransa tabii benim küçük Tabii. memleketim olduğu için söylemesem olmaz. Orasını da çok seviyorum. Favorilerim yine apelasyon bazında gidersek işte son dönemlerin yükselen yıldızı hep Terroir du Lerzac. Başarılı apelasyonlardan yine şey var. Minervois, La Livinière var. Sinchignan var. Orada böyle daha kuzey bölgesine doğru Güney Fransa'nın okyanus koridoru vardır. Orada iki tane apelasyon var. Okyanus etkisini de alan. Bir yandan Akdeniz etkisini alıyor. Bir yandan yukarıdaki böyle Atlantik'ten gelen rüzgarı da alıyor. Cabardès ve Malépère apelasyonları var. Güney Fransa'da. Bir de ilginçtir. Bir beyaz larıyla böyle meşhur küçük bir şey apelasyon La Clap. Grenache Blanc, Claret, Marsan, Picpoul da var galiba. Picpoul, Roussanne, Carignan Blanc, Macabeu gibi birçok beyazı bir arada işliyorlar ve çok ilginç bir böyle beyazların incisi diyebileceğimiz La Clap apelasyonu da Güney Fransa'da yine ilginç ve favori diyebileceğim bir alan yani. Şimdi genç bağcılar konuşlandı tabii Güney Fransa'ya. Toprak fiyatları daha uygun olduğu için hatta geçenlerde espri yapılıyordu. Ya burada alacağımıza işte toprak gidelim Güney Fransa'da bile alabiliyoruz diye böyle şarap meraklıları arasında bir baktım. İnsanlar tutuşmuş böyle şey arıyorlar. Güney Fransa'da toprak işte şey bağladı falan. Gençler alabiliyor. Ekonomik gücü yeten gençler ve orada yenilikçi yaklaşımlar yaratıyorlar. Yerel ve unutulmuş üzümlere yer vermeye başladılar. Böyle Enfes ve Kadife gibi Karinyanlar daha da sık rastlar olduk orada. Mesela bir zamanlar böyle Harcı Alem üzümü vardır. Kimse ismini anmaz. Aramon. Onunla mesela ilginç işler yapmaya başladılar çok farklı. Ne güzel. Evet, öyle. Bir de Güney Fransa. Yani bu üçü Burgonya, Loire ve Güney Duvar. Fransa diyebilirim. Evet, çok da güzel nedenlerle açıklamış olman. Hani bence insanların da dikkatini çekmeli mutlaka. Hani Burgonya belki çok daha fazla biliniyordur ama işte Loire deyince akla genellikle Sauvignon Blanc geliyor. Öyleyse ki bence de o bölgenin gizli mücevheri Chenin Blanc, çok geniş yelpazede şaraplar yapabildiği için. Güney Fransa ise zaten hani Türkiye'de iki veya üç çeşidini maksimumda Tabii. görebildiğimiz şaraplar. Ondan da dediğin bahsettiğin apelasyonlardan maalesef pek de bir şey gelmiyor diye biliyorum. Bilmiyorum, benim raflarda gözümü şey yapmadı ama belki de bu işler bitince seninle güzel bir Güney Fransa tadımı yapabiliriz diye düşündüm Aa, ben. şahane olur. Şahane olur. Ya üstelik de yani Fransa'da şarapçılığın başladığı bu yani Marsilya'dan çıkıp Rhône Vadisi'ne doğru dağılıyor ilk ehlileştirilmiş asma. Yani oraları çok önemli şarap bölgeleri de tabii çok yıllar kooperatif sistemi yüzünden falan maalesef çok kötü işler Aynen. yapıldığı için kötü bir ünü var. Ancak Evet. kırılıyor öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu Fransız bölgeleri içinde hangisi en farklı olan ya da fark yaratandır diyebiliriz?
Şarap stilinden gidelim mi bence? Olur. Yani Olur. bölge bazında evet, bölge bazında bu işte dediğim bölgelerde var ama ben şeyi söylemek istiyorum. Jura'ya, ya Jura'nın Vanjonu, sarı şarabı. Bence evet. tek geçebiliriz. Çok orijinal. Mesela şey yapmışlar, geçen gün okudum, 1770'li yıllarda yapılan bir Vanjon, 94'te açıldığında, 1994'te ya, 200 sene geçmiş üzerinden, mükemmele yakın bir durumda bulunmuş. Ve wow. bu bir beyaz şarap. Eksperler tarafından 2018 yılında 1774 rekoltesi olması lazım. Bir Vanjon 107.700 euroya satıldı. Oo. Evet. Tabii burada önemli olan böyle astronomik fiyatlar falan, hani bu bizi çok ilgilendiren bir şey değil. İşin sansasyon kısmı. Kimse de onu verip hani manşet olabilmesi için lazım. Evet, aynen. Biraz reklam olması için. Bu yüzyıllara meydan okuma durumu bu şarabı bence çok eşsiz kılıyor. Yani o denli eskileri biz zaten tadamayız tabii ki ama bir 2000-2005 rekoltesini tattığımızda dahi damak olarak unutulmaz bir deneyim. Vanjon'dan bahsedelim mi bilmiyorum ama. Olur olur tabii bahset lütfen. Tamam, çok kısa, hani Vanjon çok özel bir prosesle yapılıyor çünkü. Sauvignon diye bir üzüm var, bir sepaj onun yapıldığı. Ve asıl hikaye tamamlanmıyor şarap. İşte bu meleklerin payı dediğimiz uçan kısım vardır ya, uyaj yaparız evet. üzerine. Türkçe tamamlama mı diyoruz? Evet değil evet mi? Tamamlama diyebiliriz. Yani tamamlama yapılmadığı için yani 75 siyerlik normal alıştığımız şişeden bu uçan kısım sonucunda 62 siyer kalıyor. Ve o yüzden adamlar buna özel 62 siyerlik şişeler yaratmışlar ve buna Cleveland diye bir şişe demişler. İlkbaharda özel kavlara koyuyorlar bu şeyi, yaptıkları şarabı. Ve 228 litrelik Burgonya meşe fıçılarda 6 yıl geçirmek üzere bırakıyorlar şarabı. Bu fıçıda 6 yıl geçirecek bu şarap. Ve bir beyaz şaraptan bahsediyoruz. Sonra tabii üzerinde böyle bir tül, bir maya tortusu oluşuyor. Ve bizim bu çok sevdiğimiz kankamız Saccharomyces cerevisiae değil. Bu Saccharomyces oliformyces diye başka bir form. Ve oliformyces'in işi etanolü etanele çeviriyor. Bu etanele dönüştürdüğü zaman da etanolün bir kısmını, yani bildiğim teknik bilgi kadar, bir önolog daha iyi anlatacaktır tabii ama bizim bildiğimiz kadarıyla o tipik sarı şarap aroması oluşmaya başlıyor. Böyle fındık benzeri, o nefis, böyle inanılmaz bir raiha, böyle çok orijinal vesaire. Bu Sauvignon'dan yarattıkları bence beyaz bir altın ve çok orijinal. Fark yaratıyor yani. Evet, bizde evet. bilmiyorum ya, içiliyor mu, satılıyor mu, var mı buralarda çok? Türkiye'de yok. Biz yıllar önce bir sommelier'i ağırlamıştık, bir Fransız sommelier'i. O da bize bu Jura'dan getirmişti çok güzel bir tane Vanjon. Hatta sonunu geçen sene içmiş olabiliriz biz onun. Bir Wine and Dine'ı açtım daha doğrusu ben onu. Yemeği de hatırlamıyorum. Belki Özge hatırlar, sonra şey yaparım, menü falan kontrol ederim ama bayağı zaman oldu çünkü. Ama çok çok enteresandı yani. Şey şarap. Dediğim gibi şişenin 62 siyerlik olması ve bütün hikayesi, bir de hani başka bir şeyde kullanamayan bir üzümü, belki de hani başka bir şarap yapsan çok da kıymetli olmayacak bir üzüm. Dünyaya yayılmadığından da aslında hani onu düşünebilir. Burada birdenbire yıldızlaşıyor. O yüzden hakikaten stil çok önemli. Çok doğru söylüyorsun. Bölgeden ziyade stil aslında daha fazla bir üzümü ya da bölgeyi yücelten bir şeye dönüştürebiliyor. Onun dışında yani evet, bu stil bazında hani konuşabileceğimiz evet. bir şey. Bölgeye gelirsek, yine illa bir tane seçelim dersek, ben yine biraz Loire'a girmek istiyorum. Yani kafayı kırmış durumdayım bu aralar o yüzden, ama biraz önce senin de söylediğin gibi Ayça Hocam, işte kırmızısı, beyazı, sek, dömisek, efendim köpüklü, tatlı, roze, çok farklı stilleri deneyimleyebildiğimiz evet. bir yer. Tabii serin olması da küresel ısınma ile gelecek vadeden bir bağ bölgesi olduğunu gösteriyor. Ve ya bir yer düşünün, yani şimdi bizi dinleyenler akıllarında böyle hayal edebilmeleri için, şimdi okyanustan başlıyorsunuz ve içeriye doğru 1000 kilometre boyunca bir vadi, bir devasa nefis bir nehrin iki yakası boyunca bağlar uzanıyor. Ve adamlar mesela biyodinamik ve organik tarım konularında da kararlı ve iddialı bir şekilde. Bir de buranın özelliği bence jeolojik yapısının zenginliği. Yani tek başına bir başlık bu. En batı noktası bu. Okyanustan başlıyoruz. Şey var. Armoriken Masifi dedikleri bir metamorfik ana kayaç üzerindeyiz.
İşte gneiss, şist dediğimiz şeyler, ana kayaçlar var. Ve biraz da daha böyle volkanik kayaçlar. Doğuya, iç Fransa'ya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başlıyoruz. Vadinin böyle içlerine doğru. Ve oranın tipik siyah ardoaz taşlarıyla karşılaşıyoruz. Ki bunlara Fransızlar siyah Anjou diyorlar. Oradaki şehrin, bölgenin ismi Anjou. Siyah Anjou dedikleri yerde çok koyu bir böyle toprak yapısı oluşuyor. Hemen yanında beyaz Anjou dedikleri yer var. Orada da toprak özelliği bir anda kireç taşına kaymaya başlıyor ve toprağın rengi beyaza dönüyor. Daha da içerilere devam ediyoruz. Tam artık böyle Paris Havzası dedikleri yere, Turan bölgesine yaklaşıyoruz. Orada da tipik bir tüf var. Yani tebeşir, kireç taşı ki böyle kil sileks falan filan da var topraklarda. Ve iyice içeriye girdiğimizde kim var karşımızda? Türklerin de, Türk tüketicisinin de iyi bildiği Sancerre, Puy Fume ve o Sauvignon Blanc'larıyla meşhur. Killi kireçli işte çakıllı ve böyle mikaşist taşların daha şey kayaçların hakim olduğu bir alan. Bir de tüm bu jeomorfolojik çılgınlık ve şey yetmiyormuş gibi 80 küsur apelasyonları için işledikleri 22 farklı üzüm var. E ne oluyor? Festival gibi bir şey oluyor o zaman. Buradan festivale bağlıyorum. Gerçekten yani işte Fol Blanche mesela üzüm. Duymuyoruz ki Chasselas, Romorantin, Melon de Bourgogne işte onların o Muscadet sevremenleri için falan. Tam bir şey havası böyle. Birçok elementin bir araya geldiği bir devasa güzel bir bağ alanı Loire diyelim. Gerçekten festival gibi, o yüzden katılmak istiyoruz diye bağlayacağım. Evet, gerçekten öyle. Şu anda olsa içerdik yani diye. Evet ya, hakikaten öyle. Yani aslında burada birazcık sanki böyle apelasyonun faydalarını da mı görüyoruz? Yani sana bu soruyu sorsam, apelasyonun Fransa'ya nasıl faydaları ya da olduysa nasıl zararları olmuş desem mesela? Of, iki ucu keskin bir bıçak bir soru geldi. Fayda zarar ama çok doğru. Çünkü hep böyle biz bir şeye tutunuyoruz, aa çok şahane olsun falan diye de. Şimdi şarap özelinde apelasyon sisteminin yürürlüğe girmesi Fransa'da böyle 1935-36 yılları gibi. Ve işte klasik sahtecilik ve kötü kaliteyle savaşmak için geliştirilen bir coğrafi işaretleme sistemi. Hatta işte şimdi tereyağı ve peynirlerini de buna kattılar yani uzun süredir. İşin temelinde Baron Le Roy diye bir bey var. Bir bey, soylu diyelim. Hatta Güney Fransa'da Montpellier'de hukuk eğitimi almış. Benim okuduğum şehirde. Bağları var. Çok varlıklı biri bu Baron Le Roy. Ve Rhône bölgesinde çok severek tattığımız Chateauneuf du Pape şaraplarını üreten bağcıları bir araya getiriyor. Ve diyor ki, ya tamam siz güzel şarap yapıyorsunuz da şimdi hukukçu kafasıyla düşünmek lazım. Bu şarapların kalitesini hukuksal olarak nasıl koruyabileceğimizi bir diyor şey yapalım sizinle. İstişare edelim diyor kendisi. Ve buradan yola çıkarak orada yapılacak tarımın tarzı, şarabın işte en az efendim 12,5 derece alkole sahip olması, belli varyetellerin kullanımı, işte rekoltenin mecburi olarak ayıklanması gibi gibi böyle bir sürü kural koyup bir model yaratıyorlar ve bu yarattıkları model ülkenin diğer üreticileri tarafından da belli bir kaliteyi garantileyecek, dolayısıyla satışları artıracak bir yol olarak benimsenip uygulanmaya başlıyor. İşte o şarabın yapılabildiği alanın, coğrafi alanın çok sert kurallarla belirlenmesi. Yani randımanından tutun da teknik defter dediğimiz cahier de charge'larda bu böyle bir açıyorsunuz. Kanun gibi işte şunu yaparsan olmaz, bunu kullan, fıt fıt fıt. Ya inanılmaz restriktif bir şey aslında bu ama kaliteyi artırıyor. Şimdi AOS, AOP şimdinin ismiyle, apelasyon sınıflandırması tarım ürünlerinin bulundukları toprakla ve bölgeyle olan ilişkilerini ön plana taşıyor. Ve halkta bir kalite bilinçlenmesini yaratıp çok önemli bir işi başarıyor. Fakat hatta bu 92 yılında AB'de de kabul ediyor Fransız sistemini ve diyor ki okey biz AOP sistemini işte İspanya'da da uygulayacağız, İtalya'da da, isimleri farklı ama çok benzer bir şeyde uygulayacağız diyorlar. Çok başarılı işler var ama sonra ne oluyor? Her böyle çok sert ve sınırlayıcı kanunda şeyde olduğu gibi AOP olabilmek için gerekli şartlar bağcıların birçoğunu canından bezdirmeye başlıyor. Yani gerçekten yani canından beziyor insanlar. Diyorlar ki ya tamam işte şu hava zaten sıcak bilmem ne oldu yandı bağlar ben şunu da kullanacağım. Hayır o üzümü kullanamazsın. İşte o üzümü kullanırsan haha sen işte teras dülarzak yapamazsın. Bilmem ne olmazsın işte korbiyer olmazsın olmazsın. Çıldırıyorlar bir grup. Diyor ki ben zaten iyi şarap yapıyorum diyor.
alt, daha geniş bir sınıfa kayarım demeye başlıyor bağcılar. Ki bu da işte IJP ve Vin de France dediğimiz. Hı hı. Yani mesela Vin de France dediğimizde aman işte eskinin masa şarabı gibi algılanıyor ama VDF kategorisinde 30-40 eurolara şaraplar var satılan. Çok iyiler yani. Ve ne yapıyorlar? Bütün artık anarşist şaraplar onlar. Tabii. Aynen. Ve şey diyor artık genç bağcılarda. Yani birçok yönden okey biz tamamız, apelasyon iyi bir sistem ama bunu sadeleştirip yenilemeniz gerekli. Ve yeni nesil bağcılar açık yüreklilikle çok yönde eleştiriyorlar. Şimdi biz o noktada değiliz tabii ama öyle bir şeye gelmiş ki Fransa'da. Mesela adam şey diyor, 25 yaşına mı geldi bağların? Sökeceksin. Allah Allah, bağım benim sağlıklı, niye sökeyim bağımı ya? Hayır, sökeceksin. Çünkü niye? Aynı bu ilaç şirketlerinde falan olduğu gibi. Neden? Çünkü arkada işte fideciler, şeyciler bekliyor, tohumcular. Onu sök, sen yeni bilmem ne yap. Yani o dönemde yarattıkları güzel mekanizma ve sistem başka işlere de hizmet etmeye başlayınca doğa ve insanın insan olma çıkarlarına biraz şey düşmeye başlıyor. Ayça Hocam gibi düşünebiliriz yani. Yani çok güzel denemelerin falan önünü kesiyorlar. Burada şeyi söylemek istiyorum. Catherine Bourgognon diye bir hanım var. Eşiyle çalışıyor. İsmini unuttum şimdi. 1980'lerde bunlar Strasbourg'da sanıyorum bir konferans yapıyorlar. Toprağı şey yapıyorlar. Bağ topraklarını analiz ediyorlar. Şu anda hala laboratuvarları var. Bourgognon ailesi diyorlar. Diyorlar ki bizim Fransa'daki bağ topraklarımız Sahra çölündeki çöl toprağından daha fakir. Kıyamet kopuyor. Böyle bütün Fransa ne demek işte orada üzüm yetişiyor böyle bir şey olabilir mi? Siz kendi ülkenizde mi falan filan ve analizleri koyuyorlar insanların önlerine 1989'da 90'da. Gerçekten daha fakir. Mineral yapısı oluyor. İnanın neden? Çünkü mahvetmişler. Evet. Neden? İşte o mesela apelasyon teknik defterlerinde şunu demeye başlamış çünkü yine o. Bilmem ne döneminde şu ilacı sıkmak zorundasınız. Allah Allah, ilaca ihtiyacı, hayır sıkacaksın. Yani buna bile karışan yerler var. Ve adamların söylediklerini ancak 20 yıl sonra diyorlar ki evet ya Bourguignonlar doğru söylüyor. Bizim topraklarımız inanılmaz kirlenmiş durumda. Bu pestisitler, fonjisi çünkü yani şeysiz kullanımı. Mecbursa kullanacak elbette ama o kadar böyle bir ihtiyacı olmayan bağları ilaçlama, fıldır fıldır şey yapma durumu. Yani mesela apelasyonlarda böyle şeyler de var maalesef. Evet. Bu mesela çok zarar diyebileceğimiz hani faydanın karşısındaki şey. Bir taraftan üzüm çeşitliliğini işte bölgedeki küçük ya da popüler olmayan üzüm çeşitlerini korumayı da sağlarken bir taraftan bölgenin şarap stilini de hani aynı olmaktan kurtarırken belki ya da bütün ülkedeki şarap stilinin aynı olmasından kurtarırken bir taraftan da katı kuralları sebebiyle yenilenmeye, modernleşmeye, yeni stillere, belki yeni üzümlere ya da işte yaşlı bağlara ve benzeriye kapalı olmak nedeniyle diye de işte bahsettiğim bu ilaçlama kısmı hakikaten çok önemli toprak açısından. Bugün artık daha fazla konuştuğumuz bir şey dünyada da, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da bir sürü de dezavantajı var. Çünkü hani işte Türkiye'de apelasyon yok, o yüzden bilmem ne olmuyor falan gibi şeyler konuşuluyor ya. Evet, doğru. İtalet bir yere kadar ya da işte apelasyon bir yere kadar çok iyi bir şey. Ama onu çok doğru kurgulamak lazım. Söylediğim gibi. Dolayısıyla hani Fransa'daki en doğru sistemdir. O yüzden biz de onu almalıyız, uygulamayız kısmı çok da muallak. Evet, bir de zaten her zaman konuştuğumuz bir şey var. Hani tek başına apelasyonu alıp oraya koymanın bir anlamı yoktur. Sen bunu denetlemediğin müddetçe de yaptığın apelasyon ya da coğrafi işaret sistemi fayda sağlayamayacağın bir şey anlamına gelir. O yüzden bunu yapmak kısmı da çok önemli. Kesinlikle. Denetleme çok önemli. Aynen söylediğin gibi. Yani yoksa herkes koysun alaylaylom apelasyon. Kim denetliyor yani? Tabii. Peki bu arada da Fransa hiçbir zaman dünyada popülaritesini kaybetmemiş. Yani her zaman şarap öğrenen, şarapla yeni tanışan herkes için böyle akılda bir Fransa kısmı vardır mutlaka. Yani ilk akla gelen yer daha doğrusu Fransa'dır şarap deyince. Nasıl böyle popülaritesini koruyabilmiş sence Fransa? Birçok neden olabilir tabii ama benim ilk aklıma gelen neden hep bu soru sorulduğunda çünkü Fransız halkı bağcılık ve şarap üretimini kendi ulusal kültürünün kalbine yerleştirmiş. Adamların mottosu var mesela çok komik. Vin, fromage et grève. Yani şarap, peynir ve grev. Yani adamın mottosu şarap, peynir ve grev. İki gastronomik değerin yanına grevi de eklemişler. İsyan seviyorlar çünkü. İsyan Fransız ihtilali ruhu yaşıyor. Bir de
Ya evet, bu kültürün içine yerleştirmiş, sahiplenmiş, ben iyi şarap yapıyorum vesaire diye, ki yani ortalama bir Fransız vatandaşını çevirin sokaktan, bizim böyle ortalama şarap içen bir Türk vatandaşı, yani şarabı seven, hani böyle eğitim alması da şart değil, karşılaştırın, inan olsun bizden daha cahil. Yani çok ciddi söylüyorum. Adam ne üzüm cinsini bilir falan, tutturmuştur. Bir iki kafasında apelasyonu vardır. Ya bu böyle hep onu içer, atıyorum. Bir ben çok kor biyer seviyorum, onu içer. Ya da benim en sevdiğim işte ne bileyim Kondrio, Ermitage, başka içmem falan. İçinde üzüm nedir, o nasıl yapılıyor bilmem ne, hiç alakası yok. Bizim insanımız daha meraklı. En azından şimdi ne bileyim son 20-30 senedir diyelim. Bir de ikinci faktör şey herhalde, yani endüstriyel ve sektörel anlamda çok ciddiye alıyorlar. Nasıl almasınlar? Fransa'nın ihracat kalemlerine bakıyoruz her yıl biz. Birinci ihracat kalemi aeronotik, yani Airbus'lar birlikte sattıkları. En çok parayı buradan kazanıyorlar. İkincisine bakıyorsun, insan şey diyor, kesin Chanel, Louis Vuitton falandır. Değil, şarap. Maalesef üzgünüm. Üzgünüm Monşer, ama şarap yani. Ve lüks tüketim malzemeleri ve markalar, kremler, onlar bunlar. Bunların hepsi daha 3 ve 4. sıralarda yer alıyor. Yani hayat memat meselesi. Bağcılık orada. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle. Ya şey kısmı çok enteresan gerçekten. Neden insanlar fazlasını öğrenmeye çalışmamışları? Yani çünkü kültürün bir parçası dediğin gibi. Yani hayatın o kadar içinde var ki orada. O yüzden ekstra öğrenmeye ihtiyaç duymuyorlar belki de. Bunu ben bizim şeye benzetiyorum. Mesela biz de şarap öğreniyoruz çünkü o kadar hayatın içinde ve kültürün içinde değil gibi geliyor bana. Ya da işte ne bileyim WST'nin İngiltere'den çıkmış olması da aslında hani onun içinde olmamakla alakalı öğrenme ihtiyacı duyuyorsun. Ama mesela bizim de öğrenmediğimiz şey rakı. Yani konuyu oraya getirmeyeceğim ama o kadar Çok güzel. işte hayatın içinde, kültürün içinde ne bileyim eski filmlere baktığında, dizilere baktığında, müziği dinlediğinde, her mahallede olan meyhanesiyle o kadar kültürün içinde ki yani öğrenmeye gerek var mı ki kısmı belki de. Hani o yüzden çok böyle hayatın içinde olan, kültürün içinde olan şeyleri öğrenmemek gibi bir garip direnci olabilir insanoğlunun gibi düşündüm şimdi sen böyle söyleyince. Evet, yok yok, doğru, çünkü şey yani rakı, ya biz sürekli rakı, yani rakı işte ne, mezenin yanında gidip de kimse açayım bir beyaz şarap demez Türkiye'de, çünkü ya da ne Aynen. bileyim Yunanistan'da da belki şeydir o, hani uzo, Uzodur tabii. uzodur, ha uzonun efendim anasonu nereden geliyor, o yağı buradan mı çıkarmışlar, sormaz ki kimse. Sormaz aynen. Dediğin gibi evet, biz merak ediyoruz ve daha çok meraklıyız belki. Adam çünkü su gibi bir şey ya. Bebeklere eskiden Aynen. biberonla veriyorlarmış yani. O çok eski, anlatıyor eski jenerasyonlar. Şey de acayip tabii. 100 litre içerken 1968-70'lerde, 60'larda diyelim hadi, Fransızlar şu anda 40 litreye düşmüş. Yıllık tüketim. Kişi başı. Çok ciddi bir düşüş bu. Ve bunu Doğru. araştırıyorlar. Niye falan filan. Çünkü insanlar bir daha az tüketiyorlar, daha bilinçli tüketiyorlar ve daha iyi şarap istiyorlar. Yani o böyle ayda alalım işte, yani öğlen mesela 3 şişe böyle tüketiyorlarmış. Sabah akşam millet kalkıp, ya su içmeyen diyor, benim dedem su içmezdi diyor ya. Suyu hayvanlara verin falan diyorlarmış. Yani oradan tabii şimdi hakikaten ben hiç öyle çılgın gibi sabahtan akşama içen de Fransız'a çok nadir, gerçekten hiç rastlamadım diyebilirim yani. Onlar da düzgün bir apelasyon ya da işte neyse şey alıp öyle tüketiyorlar. Yani bilinçli ve kararında tüketiniz. Aynen öyle, kesinlikle bilinçli ve kararında tüketiniz, sorumlulukla tüketiniz. Ki doğru olan da o zaten, su içmemek ne demek? Yani alkol, ne hangi alkol alıyorsan al, yanında 2 litre su içmen lazım ki bu bir tıbbi ve bilimsel gerçek yani. Çünkü vücudunun buna ihtiyacı var. Onu vücudundan atmak için suya ihtiyacın var. Başın ağrımasını istiyorsan da o suya ihtiyacın var yani. Su en önemli şey. Hani alkol alsan da almasan da önemli. Alkol alırken ekstra önemli. Peki tabii ki dünya çok daha da globalleştikçe, işte insanların bilgiye ulaşma hızı çok daha da arttıkça, internetle, sosyal medyayla ve benzeriyle Fransız şarapçılığı da bir değişim içine girmiştir mutlaka. Nasıl bir değişim var Fransız şarapçılığında? Azıcık değindin ama birazcık daha belki açabiliriz. Evet, çok kısa şunu söyleyebiliriz. Dünya ile aynı yönde ilerliyor aslında. Yani organik, biyodinamik tarım uygulamalarına büyük ilgi var.
Efendim bu Park Rize dedikleri şaraplar işte klasik yine dönüp dolaşıp adama geliyoruz nasıl etkilediyse her bir sohbette yani şey guru gibi bir şey hakikaten adamın gölgesi. Aşırı meşe baskın Park Rize şarap uygulamalarından vazgeçiyor üreticiler. Geleneksel tarzlarına geri dönüyorlar. Geçen gün hatta işte Levon da söyledi tadımda. Ya dedi Ron Vadisi'nde işte meşe sefilliği gizler diye bir deyimleri var ama adamlar deli gibi meşe kullanıyorlar dedi ki haklı. Ve bu meşe kullanımı bundan 50 yıl önce yokmuş hiçbir zaman. Yani Ron Vadisi'nde yapılan beton küvlerdedir ya. Yani tabii. Beton küvde yaparlar ve gösterdiler mesela niye kullanmıyorsunuz diyoruz. İşte şimdi dünya şeyi falan ama mesela son 10 yıldır ya yani 7-8 yıldır şeyi fark ettiler. Ben o grenajımı, işte siramı, murvedrimi meşe fıçıya soktuğumda aynı şeyi yakalayamıyorum, aynı farklılığı. Çok daha böyle bordo, bordomsu vari, bordovari bir şeye dönüşüyor. Onu mesela bırakıyorlar. Geleneksel tarzları yeniden dönüyorlar. Sırt çevirdikleri yerel sepajları tekrar anlamaya çalışıyorlar. Küresel ısınmaya dayanıklı yeni üzümlerin peşindeler. Bence bu bizim için bir fırsat bu arada, dipnot. Yabani mayalarla çalışmayı tercih edenler arttı. İşte doğal natürel şaraplar konusuna büyük yine merak var. İşte onu da soracaktım. Yani ikisini birlikte şey yapabiliriz o zaman. Yani işte amforada veya işte pişmiş büyük toprak kaplarda o böyle yarattıkları yumurta dediğimiz özel küvlerde denemeler artıyor. Bir de şey, biraz önce bahsettiğimiz bu snob tavır, tüketiciyi ürküten, korkutan tavırdan da giderek uzaklaşıyor yeni jenerasyon sommelierler. Böyle daha içten, kompleksiz sunumlar öne çıkıyor. İşte sadece meşhur bordoları değil, farklı terroirleri de keşfediyorlar artık. Ya Fransızlar ki kendi şarapları konusunda nasıl tutucudurlar tahmin tabii edersiniz. Yani onlar için şeydir böyle İsviçre şarabı mı? Ne Türkiye'de şarap mı üretiyorsa falan. Hani yok, dünyanın merkezidir. Ama artık bakıyorum böyle şarap barlarında bir Yunan şarabını, İsrail şarabını yahut Yeni Zelanda şarabını tatmaya ilgi gösteriyorlar. İlginin ötesinde hoşlarını gidenleri artık marketlerden, kavlardan, butiklerden satın almaya bile okeyler. Ona bile başladılar yani. Nasıl diyeyim? Dünya birbiriyle daha çok yani Fransızlar da açılıyor. Evet, dediğimiz gibi yani dünya globalleştiği için trendleri, yenilikleri yakalamaya aslında herkes mecbur birazcık. Fark edilebilmek için ve yerini koruyabilmek için, bazen de yer alabilmek için mecbursun bunların hepsini takip etmeye. Çok Fransa konuştuk tabii ki de. Yani misafir Göknur olunca tabii ki de çok Fransa konuşacaktık. Ama Fransa dışında da şarapçılığını beğendiğin ülkeleri öğrenebilir miyiz? Tabii. Kesin vardır çünkü olmaması imkansız. Var olmaz mı? Olmaz mı? Hayır yok falan dermişim. Fransa dünyanın şimdi İspanya benzer sepajlarla da çalışıyorlar Fransızlara yakın ama çok daha iyi ve uygun fiyatlı ürünler çıkarıyorlar. Apelasyon olarak işte yani Priorat, işte Grenache ve Carignan, Shiraz, Merlot'la yaptıkları işte asamblajlar. Hatta biraz böyle Roussillon'u bazı ürünler andırıyor bana orada. Yine Rioja'nın böyle muhteşem Tempranillo ve Grenache evlilikleri. Onlar çok hoşuma gidiyor İspanya'da. Ve aslında aynı kalitede Fransız şaraplarıyla, iyi Fransız şaraplarıyla ama çok daha ekonomik yaratmaları çok hoş bir durum bence. Ve o yüzden de mesela Fransızları ürkütüyor bu durum. Çünkü İspanya çok ciddi satış rakamlarında ve dünyaya sattığı şarap konusunda ufak ufak böyle ürkütmeye başlıyor. Yani ufak ufak değil bayağı korkutmaya başladı. Almanya tabii üzümlerin prensi dediğimiz Riesling ya da prensesi mükemmel, yani mükemmeli yakaladığı yer duymasın şimdi Fransız dostlar. Yani Alsace'la böyle karşılaştırma kabul etmiyoruz. Farklı ama yani o Mosel çok çok güzel. İsviçre'yi çok seviyorum ben. Ancak kendilerine yetecek kadar üretebiliyorlar ama olsun. Yine Chasselas ve Petit Arvin'den yaptıkları premium beyazları çok çok narin ve derin. Çok çok hoşuma gidiyor bulabildiğimiz zaman. Çünkü çok zor bulmak. Şeyi keşfettim daha yakından Portekiz şaraplarını. Portekiz şaraplarının çok başarılı işler olduğunu düşünüyorum. Ve biraz o Porto'nun gölgesinden çıkıyor Portekiz şarapçılığı. Hem örgütlüler hem böyle uluslararası fuarlarda kendilerini daha iyi tanıtmaya başladılar. Mesela bölge olarak Beira Interior var. Biraz daha büyük olarak Alentejo şey var. Mesela beyazlarda apelasyon olarak Terras de Beira ve Beira Interior'de böyle güzel
yine çeşitli beyaz üzümlerden yapılan çok orijinal ürünler var. Ne Siria, Arinto, Fontecal, Aragones. Bunlar mesela onların beyaz üzümleri şey yaptığı, farklı çalıştığı. Kırmızılarda daha meşhur işte Douro apelasyonu zaten iyi. Kırmızı üzümlerinde ben Portekizlerin şeyi çok seviyorum. O Touriga Nacional, Nacional diyorlar herhalde. Acayip güçlü ve zengin bir üzüm yani. Çok çok ve ben mesela Cabernet Franc'a çok benzetiyorum bazı hallerini. Hoşuma Cabernet Franc'ı sevdiğim için belki. İşte yine Tinta Rosis, Tinta Barocca falan var o, o kırmızıları. Portekiz ilgimi çekiyor. Yani böyle gelişiyor çok diye. İşte Amerika ve Avustralya'da da çok şahane ürünler var ama ben galiba biraz daha fazla Avrupa şarapçılığıyla içli dışlıyım. Yani daha çok onlar niyeyse onları deniyorum, şey yapıyorum. Bu mesela bunları söyleyebilirim. Beğendiğim, takip ettiğim farklı ülkeler olarak. Peki şarapçılık açısından baktığında gelişimini Türkiye'ye benzettiğin bir ülke var mı? Biraz Balkan ülkeleriyle benzeşiyor olabiliriz. Bulgaristan belki. İşte çünkü Bulgaristan'da hem uluslararası hem de yerel sepajlarıyla iyi işler çıkarıyorlar onlar da son yıllarda. Bir de burada mesela Avrupalı önologların, winemakerların iteklemesiyle böyle apelasyon benzeri bir sistem yaratmaya başlamışlar sanıyorum. Öyle bir şeyler anlatmışlardı. Çok detayını hatırlamıyorum ama o da yani apelasyona benzeyen sistem de kaliteyi arttırıyor işte. Verimin kontrol edilmesi, işte belli kurallar vesaire. Fakat yani Bulgaristan'a nazaran biz çok daha avantajlıyız. Yani çünkü üzümün ana vatanlarından biri diyebileceğimiz bir coğrafyadayız. Keşfedilmemiş belki yüzlerce sepaj bizi bekliyor. Potansiyelini işlememizi bekliyor. Ve son derece geniş bir coğrafyada müthiş bir jeolojik potansiyelimiz var. Ve böyle mikro klima cenneti alanları Türkiye. Yani resmen böyle işlenmeyi bekleyen bir elmas madeninin üzerindeyiz bence. O yüzden yani Balkan, Bulgaristan biraz benzetiyor olabilirim o şeylerden. Peki bu son zamanlarda adını daha çok duyduğumuz ülkeler var. İşte ne bileyim Gürcistan gibi, Ermenistan gibi. Yunanistan'ı da çok daha fazla duymaya başladık bu arada şarap dünyasında. Bunlar arasında favorilerin var mı? Yani Gürcistan seviyoruz tabii çünkü çok farklı bir kere. Hiç çalışmadığımız bir yerden geldi. İnsanlar böyle şaşırdı. Orijinal. Ama ben Yunanistan ve İsrail'i de ilginç buluyorum. İsrail'in şarapları gerçi daha çok da uluslararası sepajları işliyorlar. Yani onları tattım ya da ben denk geldim. Çok başarılı, güzel, çok farklı. Yunanistan'da tabii şey, o Santorini'nin asiritik kollarını çok başarılı buluyorum. Müthiş. İnanılmaz ya, çok, gerçekten. Ve iyi bir beyaz benim daha çok şey yapıyor. Niyeyse gönlümü çeliyor ya. Yani çünkü o tanenle oynayamama durumu, tanenden aldığınız destek olmadan çok böyle kalbe dokunan, damağa dokunan bir şey yapmak bana daha zormuş gibi gelir her zaman. Doğru, doğru. Haklısın. Ben de beyazcıyımdır birazcık daha biliyorsun sen de. Yani o şeyi çok şaşırtabiliyor. Yani kırmızıdan 3 aşağı 5 yukarı sanki ya tamam çok şaşırtan kırmızılar da var elbette ki. Ama beyaz çok daha sürprizlerle doluymuş gibi geliyor bana her zaman. Onların o kırmızıya göre güçsüz kılınmış halleri yani öyle anlatırlar ya hep kırmızıya göre daha güçsüz diye anlatırlar. Belki o tanen etkisinden sebep. Ama arada böyle bir güçlüsünü gördüğün zaman işte ne bileyim bu bir Riesling olabilir, bir Semillon olabilir, bir Orange Wine de olabilir bu arada. Hani gücünü pekiştirdiği yerlerden bir tanesi olduğu için söylüyorum beyaz üzümlerin. O yüzden hani beni de çok daha fazla etkileyebiliyor kesinlikle. Bizim şarapçılığımız hakkında ne düşünüyorsun? Çok çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum ve buna yürekten inanıyorum. Ama bize gereken ya da geliştirmemiz gereken hemen bunu söyleyebilirim. İki temel nokta var. Çünkü hep aynı şeyi söylediğim için artık böyle ezber oldu. İki şey eksik bence bir şekilde ya da az diyelim. İlki birlik ruhu. Birinci şart birlik ruhu. Yani üreticilerin, biz uzmanların ve hatta tüketicilerin artık egolarımızı biraz törpülememiz gerekli. İşte benim şarabım en iyisi deyip diğerlerine alaşağı etmek. Çekiştirmek için fırsat kollamak. Efendim yapıcı değil böyle sadece yıkıcı eleştiriler. Yorumlar yapmak. Yani zaten ne büyük zorluklar içinde böyle yürümeye, büyümeye çalışan şarapçılığımızda bence yapabileceğimiz ya da hepimizin en büyük haksızlık ve bunu çok yapıyoruz. Kesinlikle birlik ruhu olması lazım. Çünkü birlik ruhu olursa yürüyorsunuz. Yani bunu tabii. İspanya örneğinde de görüyoruz, Fransa'da da görüyoruz, Almanya'daki o birliklerde de görüyoruz. Yani benimci böyle daha
İşte ben benim şaraplarım, ben bir olmaz öyle, öyle olmuyor. İkinci önemli nokta ise sistematik ve standart. Yani herkesin kabul edip uyacağı etik üretim kuralları. Şimdi apelasyondan bahsettik. Apelasyon ve coğrafi işaretleme sistemi illa olsun diye tutturan bir insan değilim ben. Olması güzel olur ama şimdi bunu kısa vadede yapamıyorsak, planlayamıyorsak, çünkü belli devlet destekleri de lazım ki ufukta öyle bir şey yok şu anda. Kendi kendimize kurallar koymalıyız bence Ayça Hocam. Yani naçizane bu benim fikrim. Çok saçmalıyorsun diyenler de olabilir başımız üstüne. Önce bunu belki orta ve küçük ölçekli bağımsız üreticiler başlatabilir. Daha sonra böyle pratikler gelişip yerleştikçe bu işi büyükler de rahatlıkla yapabilir gibime geliyor. Mesela 3 temel konu var benim bu standart anlamında kafamda. Birincisi bir kükürt standartına, kotasına uyma sözü verilmesi. Yani büyük üreticiler ya da işte zaten yıllardır yapan, belli bir şeyi kanıtlamış orta ölçekliler zaten buna dikkat ediyorlar. Onu hissediyorsunuz ama yani 3-5 kişi değil ki bu. Çok şarap üreticisi var ve ciddi bir, bence bazı anlamlarda bu konuda kükürt standardı yok yani. Bizde böyle bir şey yok. İkincisi, şişenin içinde biz gerçekten etikette yazan üzümü ya da üzümleri içtiğimizin garantisi var mı bilmiyoruz. Bazı üreticiler için bahsediyorum. Bunun verilmesi lazım ve çok basit. Yani örnek vereyim, benim staj yaptığım firmada, Türkiye'de değil yurt dışında, yahu adam yıllardır çalıştığı böyle geliyor dev şeyde, sitenlerde, tankla işte Şiraz geliyor mesela. Ya da Şiraz değil, Şiraz'da Grenache mesela bir şey geliyor, kupaj şarap geliyor. Bir dakika diyor, bekletiyor şeyi, alıyor, laboratuvarı var içinde, sokuyor. Gerçekten içinde dedikleri kadar, atıyorum %60 Şiraz ve %40 Mourvèd var mı, onu ölçüyor ya. Ondan sonra giriş izni veriyor şeye, depoya. Yani çok acayip ama çok önemli. Yani doğru. Tamam, belli zaten %10, %20'ler, onları kimse takmıyor hani. Eser miktarda belli şeyler olabilir, başka üzüm karıştırılmış olabilir. Ama biz, ben eminim, bize öküz gözü dedikleri şeyin içerisinde %40, %30 başka şeyler olabiliyor yani. Bunun bir standardı olması lazım, garantisinin. Üçüncüsü de, mümkünse tabii bu, yani belki hayal ama Excel FitoCheck diye bir sistem var yine. Bir pestisit analiz kota sistemi. Bu şey değil ama, yani sıfır pestisit olacak gibi bir şey değil ama sürdürülebilir veya iyi tarım ölçütlerini belirliyorlar üreticiler. Ve kısmen ölçülü ve insana, doğaya saygılı bir bağcılık yapıldığının belgelenmesi oluyor bu. Alıyorlar mesela piyasa, ve bunları bağımsız bir kurum altında genelde şey yapıyorlar. İşte sizin raflarda ürünleriniz var, çekti bir tane kurum. İşte bakıyor, kükürtü uygun mu standarda, uygun. İşte gitti bilmem ne marketten aldı, baktı evet içindeki üzümler uygun mu, uygun. Excel FitoCheck bazlı bir şey yaptı, analiz yaptı. Evet ya şey, kabul edilebilir sınırlarda içtiğimiz şarap. Bu üçü mesela bence çok büyük bir fark yaratabilir. Bu ve benzeri, bunları tabii şeylerin, yani önologların ve üreticilerin oturup başka kaliteyi nasıl yükseltiriz, işte efendim olgunluklar, kullanılan başka işte ne bileyim şaptalizasyon izinleri, onlar asidifikasyon izinleri ya da ne kadar nasıl olmalı, bunları daha teknik konuları şey yapabilirler. Ama bir standart koymaya bizim kendimizin başlaması lazım gibime geliyor, bilmiyorum. Geliştirilebilir bu daha şeyde. Doğru, doğru. Sence ülkemize en iyi olmuş yabancı sepajlar hangileri? En iyi adapte olmuş yabancı sepajlar? Bence Bordeaux sepajları. Yani Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Trakya terörüne acayip iyi uyum sağlamış durumda. Şiraz ve Cabernet Franc Denizli'de, güneyde parlayan yıldız. Chardonnay'nin iyi örnekleri var yine. Malbec mesela Elmalı Platosu'nda enteresan sonuçlar veriyor. Ama Mourvèd Urla'yı seviyor bence. Urla'nın belli terörlerini seviyor. Ama Riesling ve Pinot Noir için belli yıllarda iyi örnekler çıksa da her yıl aynı tutarlılık olmadığını düşünüyorum ben. Riesling ve Pinot Noir biraz daha zorlu diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Anadolu kökenli üzümler arasında en sevdiklerin? Ya Ayça Hocam, hepsi bizim bebeklerimiz, nasıl ayıracağız? Değil mi? Ayırmak çok zor ya. Evet. Şaka bir yana. Benim potansiyeline inandığım, ya beyazlar en çok hepsini seviyorum ama Narince ve Bornova misketi beyazda, kırmızılarda papaz karası, öküz gözü foça karası, kalecik karası, merzifon karası. Bir de yeni yeni böyle keşfetmeye başladım, pat karayla da belki ilginç işler olabileceğini düşünüyorum. O da ilginç bir üzüm.
Evet, ben de Patkara'nın enteresan bir potansiyeli olabileceğini düşünüyorum ileride. Henüz değil ama ileride görebileceğiz muhtemelen. Peki en sevdiğin şarap bölgesi, Türkiye'den bahsediyorum. Ya şimdi bunu topografik veya beşeri özellikleri olarak incelediğimizde farklı cevaplar olabilir aslında ama benim Trakya ve Ege sanırım ikisi. Evet, tabii ki de. Zaten Ege'li olduğu için normal. Evet, onda Peki da üretici sayısı fazla, üretilen şarap miktarı, üzüm veya bağlar çok fazla, çeşitliliği çok fazla görebildiğimiz yerler olduğu için de bir şarap sever için biçilmiş bölgeler aslında bunlar. Yeni yeni şeyler de öğreten bölgeler olduğu için elbette ki çok doğal o bölgeleri seviyor olma. Peki sen özellikle Fransızlara bizim şarapları anlatıyorsun, tadımını yaptırıyorsun. Ne düşünüyorlar? Şeyden öteye geçebildik mi onların gözünde? Aa, Türkiye'de şarap üretiliyor mu? Onun ötesine geçebildik mi? Turks do wine diye böyle kafalarında şey çok farklı buluyorlar, seviyorlar aslında ama mesela bizde daha az tanenli sipajlardan yana bir tercihleri var bence. Böyle çok daha böyle kadifemsi, daha yumuşak ince çalışmaları diyeyim ürünleri seviyorlar. Bir de Anadolu ve Trakya'nın tarihiyle çok ilgileniyorlar tadımlarda. Yani evet tadıyor, çok farklıymış değil mi? Faça karası tattı, çok hoşuna gidiyor, şuna benziyor vesaire. Ama biz tarihiyle anlattığımız zaman o zaman kafasında daha farklı bir yerlere yerleştiriyor bizim şaraplarımızı. Yani bir bütün olarak verdiğimiz zaman, çünkü ya hiç bilmediği bir üzüm tadıyor. Adam zaten kendi üzümünün ismini bile çok bilmiyor. Ya sen bir tane işte atıyorum Malbec tadıyorsun dediğinde, aa öyle mi diyor, ben bilmiyorum, Kaordu diye biliyordum diyor. Hani çok şey değil ama seviyorlar. Dediğim gibi profil olarak daha narin kırmızıları seviyorlar. Narinceyi çok seviyorlar. Çok beğeniyorlar narinceyi. Öyle yani hoşlarına gidiyor. Bu kadar iyi şey diyorlar hatta, bu kadar iyi şaraplar çıkacağını biz hani tahmin edemiyorduk diye bir şeyleri var. Şey, sen İzmirlisin, gene bölgeden gideyim. Bergama tulumu tabii ki de ya da işte İzmir tulumu, Ödemiş tulumu böyle bayağı küçük küçük bölge isimleri de taşıyor bu peynir cinsi. Ama yani en çok bilineni Bergama tulumu olduğu için Bergama. oradan gidiyorum ben. En iyi hangi şarabı seviyorsun? Ya yani en çok hangi şarabı seviyorsun? Narince şardoneden yapılmış bir şarap olabilir. Ya da güzel böyle kadifemsi bir öküz gözü, hafif meyvemsi öküz gözüyle de iyi gidiyor. Bizim Türk üzümlerinden, sipajlarından. Fransa'da Savoie bölgesi apelasyonlarından biriyle iyi gideceğini düşünüyorum. Çünkü o Tome de Savoie ile böyle hafif benzeşen bir şeyi var bence. Bergama tulumunun böyle şey yapısı var. Bir de Burgonya'dan aligoté üzümüyle iyi gidiyor Bergama tulumu. Yani çok Değil mi? bilinmez Burgonya'nın aligotesi. Böyle daha böyle ay nasıl diyeyim parantez içinde ezik gibi falan şey yapar ama güzeldir yani. Esprisi tabii bu. Aligoté'li güzel gidiyor. Peki en sevdiğin yemek şarap uyumu? Şimdi direkt Türkiye'yi düşünüyorum. Bizim memlekette yaz mezeleriyle Türk mutfağından işte kısırıydı, mercimek köftesi, çiğ köfte gibi lezzetlerle böyle meyvemsi ama böyle diri buz gibi bir mesela Elazığ öküz gözü rozesi muhteşem oluyor. Yani harikulade oluyor. Bunları mesela yabancı konuklara tattırdığımız zaman da çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir uyumu var öküz gözü rozelerinin. Böyle körili tavuklu, körili beyaz etli lezzetlerle biraz önce anıp bahsettiğimiz Jura sarı şaraplarından bir Şato Şalon inanılmaz bir uyum yakalar. Çok acayip olur. En son Old Vine Semillon tadımında Derin ve Kaan'ın yaptığı ançiyezli tereyağlı mısır ekmeği üzerine hamsiye bayıldım. Yani bir efsane oldu, tadı hala damağımda şu anda. Çok güzel oldu. Old Vine Semillon'la, Semillon üzümüyle çok iyi gitti. O hamsi ve şey birlikteliği, mısır ekmeği. Biraz böyle şımaracağız diyorsak, istiridye ile mesela bulabilirsek, sürli metoduyla yapılmış bir müskade, sevremen ya da şabliyi bence işleyebiliriz. Çok güzel oluyor. Evet, katılıyorum. Ben de istiridye ile yüksek asitli, mineralitesi yüksek, hafif tuzluluğu olan şarapları çok seviyorum. Şarap dışında hangi içki? Üç tane içki vardır hayatımızda diye. Rakı ve viski elbette. Yani şarap bir, sonra rakı ve viski. Ama yani daha çok amatör bir içiciyim ben. Hani rakı içiyorum, çok seviyorum. En son sizin anason muhabbetleri çok keyifli bir gün yaşadık. Bir gün boyunca rakı üzerinde sohbet ettik, çok hoştu. Ne güzel. Ama böyle daha amatör bir içiciyim. Hani viskide de hem blend hem böyle single malt değişik seviyorum.
Güzel. Tabii ki de şarapla bu kadar yakın ilişkili olan bir insanın başka şeyleri de tüketiyor olması, zenginliği olan ilişkileri tüketiyor olması öbür kategoriler için de bence bir şans. Bu konuya merak salanlara önerilerin olur mu? Yani son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı bu konularla ilgili Gökhan? Şahane bir sohbet oldu. Evet, çok güzel oldu. Teşekkür ederim Ayça Hocam. Ya şarap eğitimi konusunda gibi diyelim. Şöyle bol bol atölyelere gitmeleri, kendilerini geliştirme için işte VSET eğitimi gibi eğitimlere ve sertifikasyon programlarına katılmaları ve mümkün mertebe işte Türkçe, İngilizce olur veya diğer dillerde olur, ulaşabildikleri kaynakları okumaları. Bunun yanında yani sadece teorik değil ama üreticilerle, bağcılarla tanışmaları, önologlarla, winemakerlarla, şarap yapımcılarıyla sohbet etmeleri, onların deneyimlerini dinlemeleri çok kıymetli. Çünkü şarap evreni sürekli değişen, dönüşen ve böyle ölene kadar devam eden bir öğrenme süreci gibi bence. Yani ben oldum demek gelişimi sekteye uğratıyor. Sürekli öğrenme halinde olmamız gereken bir alan şarap. Son olarak eklemek istediğim bir şey, her şeyi söyleyebiliriz aslında. İki tane yeni şarap kitabımızın müjdesini verebilirim o zaman. Evet, lütfen. Evet. İlki Vinografi. Pandemi döneminde bu Kim Korkar Şaraptan da aynı yayın evinden haklarını satın aldığımız Haşet'ten çok eğlenceli ve hoş kitabın çevirisini bitirdim. Türkçesi %100 şarap, şarap ve bağcılığı anlamak için 100 muhteşem grafik ve şema gibi tarzı bir şey olacak. Yine Nail Kitabevi etiketiyle çıkıyor. Basım takvimi ilkbahar gibi düşünülüyor. Biraz da pandemi nedeniyle değişiyor tarihler ama bu kitabın özellikle öğrenme süreçlerine çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle temel konuları ilginç çizimlerle aktarıyor. Mesela örneğin olgunlaştırma süreçlerini mi merak ediyorsunuz? Açıyorsunuz o sayfayı. Büyük ve detaylı bir grafik ve ikonlarla konu böyle adım adım anlatılıyor. Ya da işte farklı köpüklü teknikleri yine böyle hap gibi hop kısa kısa güzel resimlerle açıklanıyor. Vinografi de Fransızcadan pek çok dile çevrildi ve yayınlandığından beri böyle uluslararası listelerde iyi bir başarı yakalamış bir kitap. İkinci kitabımız da bir proje bu. Sevgili Murat Yankı ile olan projemiz. Türkiye'nin ilk önoturistik rehberini hazırlıyoruz. Önoturizm ne diye sorabiliriz çünkü yeni bir kavram. Önoturizm, enoturizm ya da şarap ve bağ turizmi diyoruz Türkçe'de. Böyle yurt dışında bulduğumuz Lonely Planet tarzı bir çift dilli rehber bu. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanacak. Hem yerel ve hem de yabancı turistlere hitap etmesi açısından. Rehberin içeriği şöyle. Önoturistik yani bağcılık ve şarap turizmi tesislerinin yani otel, restoran, şaraphanesi bulunan üreticilerin, fotoğraflarının, bağcı üreticilerin öykülerinin olduğu, konaklama ve yeme içme olanaklarının anlatıldığı, aynı zamanda Türkiye'deki bağ rotaları üzerinde bulunan gastronomik şarap restoranlarımızın ve büyük şehirlerdeki nitelikli kavların yani şarap butiklerinin listelendiği bir çalışma olacak. Tabii aynı zamanda Anadolu ve Trakya coğrafyasının tarihi turistik değerleri de biraz veriliyor rehberde. Şu ana kadar bu özelliklere sahip 40 üreticimiz bizlere ulaştı bile. Süper. Evet yani sayı aslında bizim düşündüğümüzden de fazlaymış. Biz 20-30 civarı olur dedi, devam da ediyor. Daha gelecek yani. Çok sevindik. Hani çok güzel şeyler olacak dememin bir nedeni de bu. Çünkü insanlar... Evet, insanlar Türkiye'de bağcılık ve şarapçılığın ekonomik potansiyeline tüm olumsuz şartlara rağmen inanıp yatırım yapıyorlar. Yani inanıp devam ediyorlar buna. Çılgınlık olsa da çok çok kıymetli. Fransa'daki benzerleriyle karşılaştırdığımızda birçoğu oldukça yüksek kaliteli, zevkli mekanlar yaratıyorlar. Güncellenecek bir rehber. Yani satış rakamlarına göre 2 yılda bir yeni açılan tesisler eklenecek. Bu da böyle keyifli bir şarap ve bağ kitabı olacak diye düşünüyorum. Süper. Şahane iki haberle podcast'imizi finalize ettik. Bizi bu dakikaya kadar dinleyenler bu güzel haberleri de almakla ödüllendirecekler tabii ki. Evet uzun konuştuk ama bence çok güzel bilgilendirici bir podcast oldu. Çok teşekkür ederiz bize misafir olduğun için. Ağzına sağlık Göknur'cum. Ben teşekkür ederim Ayça Hocam. Tüm ekibin ellerine sağlık. Sizlerin de ellerine sağlık. Sevgiler.